21-27 haftası, Haziran haftası yani unutmayın. Ben bazen Mayıs diye karıştırıyor olabilirim ama Haziran'dayız, unutmayın. Aynı tişört giyiyorsam burç doğrudur. Koç burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Umarım hedeflediğiniz her şey başarı ve sağlıklı, aydınlıklı olur diyorum. Özellikle değerli koç burçları, kariyer hayatınızla ilgili çok güzel bir başlangıç ön plana çıkıyor. Ve yeni oluşumlar, yeni girişimler sizin için güzel fırsatlar. Gelecekle ilgili planladığınız noktalar için yeniden hedeflediğiniz alanları gözden geçirmeniz lazım. Gerekirse kotanızı, hedefinizi daha yüksek tutmanız lazım. Çünkü sabır ve düşünerek doğru hareket ettiğinizde doğru başlangıçlar, beklenmedik oluşumlar size gayet güzel bir noktaya eriştirecek değerli koç burçları. Bu hafta özellikle devlet ya da kurumsalda işinizle alakalı yaşadığınız bir söz dedikoduya maruz kalabilirsiniz. Dikkat edin. Ama sizin yerinizde güzel bir değişimle ilgili ön plan çalışmaları var. Bunu da hayatımıza geçirme dönemine az kaldı diyorum. Özellikle devlet sınavı ya da kurumsal bir sınavla ilgili beklentiniz varsa gayet olumlu ve keyifli bir dönem. Değerli koç burçları, ani sinirsel atakları geride bırakmamız lazım. Çünkü siz ani karar verip ve ani stresten kendinize zarar veriyorsunuz. Biraz daha onu minnoş minnoş sakinleştirelim. Hepimiz bir Allah kuluyuz. Herkes hata yapabilir. Bunu bir benimsemeyi öğrenirsek daha ön planlarınız daha gerçekçi olur ve bu noktayı başarabilirsiniz. Kendi işini yapanlar, özellikle ortaklı, kendine ait yeni planlamak istediğiniz işler için Haziran sonu yani 28-29 Haziran'dan sonra para risk kapılarınız daha hızlı. Çünkü bazı koç burçlarında ciddi iş problemleri var ve ödenmesi gereken noktalarda çok büyük bir sıkıntı. Artık buramıza kadar geldi. Hani biz ne yapacağız endişesi yaşıyorsunuz. Allah kısmet ederse 15 gün içerisinde hedeflediğiniz ya da bu yarın da olabilecek enerjiniz var. İyi bir iş kapınız ve hayırlı bir noktanız var. Endişe etmenizi istemiyorum. Evet, bu ara aşk rüzgarı havada olabilir. Göz çapkınlığımız ön planda olabilir. Yani bu ara beğendiğiniz insanlar daha etrafınızda renk salacak. İletişim hakimiyetinizde olacağınız kişiler ilişki boyutuna doğru hareket sergileyecek. Doğru tercih ettiğinizde kalıcı hayat arkadaşınız olacak. O yüzden uzun süredir ilişkisizlere yeni heyecan ve doğru adıma doğru ilerleyeceğiz. Geçmişte beklediğiniz biri varsa ve uzun süredir bunu içinizi kusmak, öfkelenmek, bu enerjiyle ilgili de hafif hafif geçmişteki insanların hızlı şekilde hayatına gelip içinizdeki öfkeniz, içinizdeki karmaşıklığı en iyi şekilde yapacaksınız. Sadece buna da şöyle diyorum, fazla abartmayın, dozunda kalın çünkü belki bu ilişkide yeni bir renk oluşabilir. Evli olan değerli koç burçlarında uzun süredir çözemediğiniz ailevi miraslar ya da ailevi haklarla alakalı evraklarla ilgili büyük bir sorunlar var. Bunları çözme, daha rahatlama ve uzun süredir araç almak, yeni araç yatırımı ile ilgili fikri olan koç burçlarında güzel bir anahtar sevinci var. Özellikle evli çiftlere diyorum. Bunu unutmayın. Bazı evliliğinde aileden kaynaklı sorunlar yavaş yavaş iyileşme, birbirimizi daha sahip ve anlayışlı bir noktaya erişeceğiz. Yalnız değerli koç burçları, gerçekten kadın ya da erkek ya da yükseleniniz Koç burcu ise gerçekten bazen öyle bir konuşuyorsunuz ki yani insan bir sus demek istiyor. Bu ara konuşma hakimiyetiniz daha ön planda olabilir. Biraz bunu susturursak beyin olarak da kafa olarak da kurmalardan vazgeçmemiz lazım. Bu gerçekten sizi çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ev yatırımı ve uzun süredir almak istediğiniz bir mal satıp bir yeni bir mal almak istiyorsanız bunun için çok doğru fırsatlar var. Bu fırsatları doğru değerlendirdiğinizde inanılmaz güzel aydınlanmalarınız var diyorum. Şöyle bir durumumuz var. Unuttuğumuz borcumuz ya da unutulan bir borçla ilgili evimize ufak kağıtlar gelebilir. Bu ara bunları gözden kaçırmayın. Rica ediyorum diyorum. Çocukla ilgili tedavi ya da çocukla ilgili planlar olan için biraz daha bekleyeceğiz. Özellikle Temmuz ortasına doğru daha verimli. Ama nişanlı ya da evlilik yapabilecek miyiz? Bir ters giden nişanlılar için tekrar aileler bir araya gelip bu enerjiyi toparlayacağız. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Değerli koç burçları, gereksiz para harcayabilirsiniz bu ara. Bunu da dikkat ederseniz sevinirim. Özellikle sağlık olarak orta kulak, alerjik boğaz enfeksiyonları ve yatmadan önce boyun bölgenizde şiddetli ağrılar olabilir. Hafif hafif boyun enerjinizi sağa sola yavaş yavaş kaldırarak buradaki kireçlenmeyi önleyebiliriz.
İş mahkemesi olan ve bununla ilgili devam eden sorunlu değerli koç burçlar için güzel fırsatlar ve mahkemeler ertelense de hakkınız ve iş hakkınız size iade olacak. Ailede askere gidecek ya da farklı bir ile yerleşecek biri varsa onun için hayırlı bir kapı. Hiç endişe etmeyin çünkü yolculuklar ve seyahatler söz konusu olacak. Tatil planı yapanlar için güzel bir tatil planı var değerli koç burçları. Haziran 7-9 arasında bu yolculuk başlayacak. Bu da sizi keyif verecek. Yalnız ailenizde köy ya da yazlık ya da toprak işiniz varsa burada çetrefilli olaylar var. Biraz devletle ilgili sıkıntı ya da devletle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili mücadele evreni söz konusu olabilir. İhmal etmeyin. Ne yapıyorsunuz? Mutlu kalıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Allah'a emanet oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çocuk sevindirin. Çocuk yaşlı sevindirin. Hayvanlara dokunun. Enerjiniz değişsin. Bu ara bol bol yağ şafi çekebilir. Enerjinize yağ şafi çekmek size iyi gelecektir. Sayısını siz karar vereceksiniz. Umutla, sevgiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.